Merhaba güzel insanlar. Toroslardan, Kelebekler Ülkesi'nden selamlar, sevgiler. Ahmet Kaytancı ile yüzleşme programının yine birindeyiz. Sizlerle bugün kendi bölgemizle yüzleşeceğiz. Cehaletimizle yüzleşeceğiz. Bilgisizliğimizle yüzleşeceğiz. Ancak yüzleşeceğiz. Çünkü yüzleşmeden olmuyor. Çünkü sorgulamadan olmuyor. Her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Herkesten haberdar olduğumuzu sanıyoruz. Oysa en yakınlarımızdan haberdar bile değiliz. Geçenlerde Akif Çurha ziyaretime geldi. Akif Çurha'yı hayatımda ilk defa gördüm. Ama sosyal medyadan beni takip eder. Ben de onun güzel yazılarını okur. Arada bir cevap verir. Telefonla da konuşurum. Ancak Akif Çurha'yla ilk defa karşılaşmak nasip oldu. Toprağımın insanı, bölgemin insanı kendi çapında bir kitap yazmış. Ancak öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çok ciddi çalışmış, çok emek etmiş, yıllarını vermiş. Kendisi 4 yıl diyor da bence bu 4 yıldan daha fazla. Çünkü onun kafasına yerleştirmesi, onu plana koyması, onlar üzerine araştırma yapması epeyce bir yıllarını almış. Çok vefalı bir davranışta bulunmuş. Vefalı davranışından dolayı da kutluyorum. Burada Avuçpınar köylülerine de şunu söylemek istiyorum. Akif Çurha sizin bir değeriniz. Gerçekten iyi bir değeriniz. Çünkü kitap yazmak her değere nasip olmaz. Avuçpınar köyünün tarihini yazmış adeta. Avuçpınar köyünün insanlarını yazmış, geçmişini yazmış. Bulabildiği kadar fotoğraflarla bu kitabı renklendirmiş. Öyle güzel şeyler yazmış ki bir köyün hikayesini yazmış. Bir köyün hayatını anlatmış. Bir köyün 100 yılını anlatmış. Bu hiç de kolay değil. Ben hep merak ederdim. Avuçpınar köyünün bir iskan köyü olduğunu bilirdim ama hangi yıllarda geldiklerini bilmiyordum. Avuçpınar köylülerinin büyük çoğunluğunu da tanırım. Tanıdığım dostlarım var. Hepsine de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hiç onlardan incinmedik. Onları hep sevdik. Onlar bizim komşularımızdı. Bizim Oprok başında tarlalarımız vardı. Onlar da sınır komşusuydu. Ayrıca da benim babamın değirmeni vardı. Avuçpınar köylüleri de bizim değirmenimize gelir. Onların o tatlı şiveleriyle sözleri hiç hatırımızdan çıkmazdı. Hatta zaman zaman anlatıyorum. Avuçpınar köyünden bir teyzemiz bana bir parça ekmek vermişti. Aradan 40 yıldan fazla bir zaman geçti. Ben hala o ekmeğin tadını her zaman yad ederim. Bu kitabı da okuyunca beni eskilere götürdü. Avuçpınar köyünü daha iyi anlamam gerektiğini bu kitaptan sonra daha iyi idrak ettim diyebilirim. Akif Çurha Avuçpınar köyünden bir delikanlı. Öyle emek etmiş ki ne kadar uğraşmış acaba ya? Gerçekten çok uğraşmış. Öyle güzel şeyler yazmış. En ufak ayrıntılarına kadar gitmiş. Avuçpınar köyünün nereden geldiğini, köylülerin kaç kişi geldiğini, hangi aileler olduğunu, lakaplarına kadar kaydetmiş. Meğerse Avuçpınar köyünün bu yıl 100. iskan yılıymış. 1924 yılında Avuçpınar köyüne ilk iskan yapılmış. Yani orada hiç ev yokmuş. Orada insan yokmuş. Avuçpınar köylüleri Artvin'in Yusufeli ilçesinin Hot köyünden gelmişler. Hot köyü 2 taneymiş. Yukarı Hot, aşağı Hot. Büyük de köy değilmiş. Ama bir mezalime uğramışlar. Ruslar orada Hot köylülerine mezalim yapmışlar. İşte Türk'ün hayat hikayelerinden biri. Yurdunu terk etmek zorunda kalan yurtsuz insanlar olmuşlar. Avuçpınar'ına yani oradan uçağa binip buraya gelmemişler. Zorluklarla gelmişler, çilelerle gelmişler. 7-8 yıl yollarda orada burada gelmişler. Sonunda Avuçpınar köyüne devlet onları iskan etmiş ve demiş ki burada artık siz yerleşin ve onlara devlet elinden geldiği kadar destek vermiş. Köy köy değilmiş. Şu anda Tufanbeyli sınırlarında kalan Güzel'in köyünün bir mahallesi gibi, bir beldesi gibi, bir mezrası gibi oraya birkaç haneyi iskan etmişler. Orada bir pınar var.
Ben de biliyorum o pınarı. Avcılar oraya av yapmaya giderlermiş. Avcıların pınarı daha sonradan avcı pınarına dönüşmüş. Biz artık o köyümüze Avcı Pınarı Köyü diyoruz. Çok güzel, şirin bir köy. Bu köyün bir hikayesi var. Hikaye herkese nasip olmaz. Hikayesi olan insanlar ayakta kalmayı, sabretmeyi, mücadele etmeyi çok iyi bilirler. Çünkü onların bir hikayesi var. Ayakta kalırlar. Yoklukla mücadele ederler. Varlıkla tanışırlar. Ancak yokluktan geldiklerini unuttukları an kendiler de yok olur derler. Avcı Pınarlıların böyle bir hikayesi var. Sayın Beylimiz de çok sevilen köylerimizden biridir Avcı Pınarı Köyü. İşte Akif Çulha onların hikayelerini yazmış. O kadar değerli bilgiler aktarmış ki bize göçün ne zaman çıktığı, nereden geldiği, hangi yolları takip ettiği, hangi ailelerin buraya kadar ulaştığını isim isim, aile aile, kabile kabile anlatmaya çalışmış. Onların bulabildiklerinin eski insanların fotoğraflarını bulmuş. Fotoğraflarda mesela Ali Tur amcayı görüyorum. Sündüz Topal teyzeyi görüyorum. Yusuf Kalyuncu abiyi görüyorum. İdris Canuz'u görüyorum. Yusuf Ayşe Akbaşlı'yı görüyorum. Çok sayıda insanın fotoğrafını bulmuş. Onları da kitabına yerleştirmiş. Ve kitabında hangi ailelerin geldiğini tek tek yazmış. Ailelerin büyüklerini yazmış. Doğum tarihlerini yazmış. Ya bu kadar emek gerçekten çok kıymetli bir emek. Öncelikle ben tekrar Akif Çulha'yı tebrik ediyorum. Ve Avcıpınar köylülerine de diyorum ki bu değere sahip çıkın. Eğer herhangi bir Avcıpınarlı köylünün, gencin, delikanlının, ailenin evinde bu kitap yoksa çok büyük bir hata. Net olarak söylüyorum. Çok büyük bir hata. Bu çünkü başucu kitabı. Başınızın ucunda olacak. Geçmişini ikide bir de aktarıp döndürüp dinleyeceksiniz, anlayacaksınız. Bunu ya kelimelere kadar hangi kelimeleri kullanmışlar? Yollarda hangi kelimeleri öğrenmişler? Gerçekten hem bölgemiz açısından hem de Avcı Pınarı açısından çok önemli bir çalışma. Avcı Pınarı'nda mesela çağ kebabı çok önemli bir kebapçılıktır. Bunu eski yıllarda, bilmiyorum bugünlerde yapıyorlar mı, eski yıllarda köylüler yapar. Onlar hikayelerini anlatmış, yemeklerini anlatmış, yemek kültürlerini anlatmış, farklı yaşantılarını anlatmış. Yemeklerin kendilerinin dilinde, söyledikleri dilde, yani Artvince kelimeleri bile yazmış. Biz çocukluğumuzda Avcı Pınar köyüne köylüleri için Gürcü derlerdi. Ben kitabı okudukça, daha önce araştırdıkça ya Gürcülerle Avcı Pınarlılar hiçbir ilgisinin olmadığını gördüm. Avcı Pınarlılar öz ve öz Türk çocukları, vatanlarını terk etmek zorunda kalan, mezalime uğrayan insanlar. Bunların bu kitapları herkesin temin etmesini tavsiye ederim. Ancak özellikle Avcı Pınar köylülerin bu kitabı mutlaka temin edip evlerinde bulundurmalarını tavsiye etmekten öte bir yol yok. Öyle şeyler yazmış ki ölenleri yazmış. Mezarlarını yazmış. Nerede, hangi hastalıktan öldüklerini, kimin çocuğu olduğu, evlenenleri yazmış. Nereye gelin gitti, düğünlerinin günlerine kadar kaydetmiş. Herkes burada kim, nerede, nasıl yaşıyor hepsini görmeleri mümkündür. Ve kitabın bir bölümünde şehidimiz diye Hüseyin Usta'dan bahsetmiş. Hüseyin Usta'nın şehadetini anlatmış. Hüseyin Usta'nın askere gidip gelemediği, hatta cenazesinin bile köye getirilemeyiş hikayesini anlatmış. İzmit'te bir Avcı Pınarlı şehidin olduğunu, mezarının bile bilinmediğini anlatmış. Ailesini anlatmış. Herkesi anlatmış. Kimi anlatmamış ki? Evet, ellerine sağlık Akif Çulha. Diline sağlık Akif Çulha. O kadar büyük bir emek etmişsin ki bu emeğin kıymetini inşallah Avcı Pınar köylüleri bilirler. Hatta Türk edebiyatına, Türk tarihine, yöremizin tarihine çok önemli. Ya bu vefa örneğidir. Köyünde hangi öğretmenlerin çalıştığını, hangi öğrencilerin okuduklarını,
ailelerin hangi şartlarda okuduklarını, yokluklar, kıtlıklar döneminde bile okumaya önem verdiklerini, her birinin Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıldıklarını, özellikle ustalık mesleğinde nasıl başarılı olduklarını, hepsini buraya Akif Şurha, dilin döndüğü, aklı erdiği, kendisine ulaşan bilgilerin ışığında anlatmaya çalışmış. Kitap eksik olabilir mi? Olabilir. Buna hiç itiraz etmem. Ancak bu bir temel kitaptır. İlerleyen yıllarda ikinci baskı sorulur, üçüncü baskı sorulur. O zaman yeni bilgiler eklenir, eski doğru olmayan bilgiler çıkartılır. Bunların hepsi olabilir. Ancak mutlaka ve mutlaka bu kitap Avcı Pınarlı köylülerin başucu kitabı olmak zorundadır. Akif Şurha'nın çok vefakar bir insan olduğunu bu kitapta daha net öğrendim. Bir vefa duygusu ancak bu kadar dile getirilebilir. Her köyden bir Akif Şurha çıkamaz. Her köyden keşke bir Akif Şurha çıksa, her memlekette Akif Şurhalar çoğalsa, Akif Şurha'nın anlattıkları gibi çalışmalar yapsa, yazdıkları gibi çalışmalar yapsa ve kamuoyumuza anlatsa. Köyünü anlatmış, dedesinin köyünü anlatmış, Hot köyünü anlatmış, Hot köyünden neden kaçtıklarını anlatmış ve acı bir hikaye ki kaç hikayesi Anadolu'nun her yerinde yaşandı. Kaç hikayesi Anadolu insanlığı darmadağın etti. Vatansız kalan insanlar anlattı. Canları yollarda bırakılan insanlar anlattı. Burada çok da dikkatimi çeken bir hikaye olmuştu. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Köyünü terk eden bir ailenin kadın çok hastaymış. Yatalakmış, kendini götüremiyor. Çok da kilolu. Kaçmaları gerekiyor. Taşıyacak binek hayvanı da yok. Kadın yalvarmış eşine. Beni demiş, ırmağa at. Bir adamın eşini ırmağa atması kolay mı sevgili seyirciler? Beni ırmağa at, çocukları kurtar. Çünkü birilerinin feda etmesi lazım ki kendisine diğerlerinin hayatı kurtulsun. Ben babaannemin hikayesini dinlemiştim, halamın hikayesini dinlemiştim. Onlar da kaçta götüremedikleri kız çocuklarını yolda bırakmak zorunda kalmışlardı. Azerbaycan'da kendisini ırmağa atan kadın hikayeleri dinlemiştim. Yani bu bizim hayat hikayemiz her bölümünde olur. Avcı Pınarlıları da, yani Hot köylüler de bu hikayelerle karşılaşmış ve kadını ırmağa atmak zorunda kalmışlar. Anneleri ırmakta gitmiş, çocuklar yola devam etmiş. Hayat böyledir işte. Birilerinin yaşayabilmesi için birilerinin kendini feda etmesi gerekiyor. Bu Türk insanında çoğunlukla gördüğümüz özelliklerden biri. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'ndaki askerlerini ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Sözünü hiç unutmuyorum. Çünkü birileri ölecek ki birileri arkadan yetişsin. Ne demişti? Biz ölene kadar mutlaka yetişenler olur. İşte Avcı Pınarlı bir teyzemizin de, yani Hot köylü bir teyzemiz de, ben size yük oluyorum. Beni götüremiyorsunuz. Şimdi beni götürmek için yapacağınız mücadelede Ruslar yine yetişir. Yine hepinizi öldürebilir. Siz kaçın demesi de bir Türk'ün, Türk anasının fedakarca bir davranışından başka bir şey değildir. Evet, Akif Şurha, bizi duygulandırdığın anlar oldu. Bizi hayretlere düşürdüğün anlar oldu. Bize güzel şeyler anlattığın anlar oldu. Ve bu kitabı okumaktan çok mutlu olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu sene Avcı Pınar köyümüzün 100. İskan yılı. Kitaptan da onu öğreniyoruz. Yani 1924'te ilk defa oraya Avcı Pınarlılar gelmiş. Ve ben Avcı Pınarlıların yerinde olsam ne yaparım diye düşündüm. Bütün düşüncelerimi bir araya bırakıp Avcı Pınarlı köylülerin insanlarını 7'den 70'e hayatta olan hepsini öyle bir organizasyon yapıp o köye toplamak isterdim. Çünkü 100 yıl. Önemli olan 100 yıllar, 10 yıllar çok önemli yıllardır. Sayın Beyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılının sönük geçmesine benim kadar kahrolan hiçbir insan olmamıştır. Çünkü 100 yıl. Bir daha o 100 yıl gelmez. İkinci 100 yılı ne zaman göreceğiz ki?
İkinci yüzyıla bu insanların hiçbirisi kalmayacak. Hiç değilse 100 yılı yaşatmak lazım. 100 yıl önce buraya o gelen insanların hatıralarını unutmamak lazım. Nereden geldiğinizi, ne yaptığınızı unutursanız sizi çok çabuk unuturlar. Avuşturan köyüne yakında yine gideceğim inşallah. Bu sefer farklı bir gözle bakarak. Çünkü Avcıpınar köyünün bir yüzyıllık hikayesi var. Keşke Beypınar'ı Yeniköy'de aynı şekilde, Eyüp'le aynı şekilde tarihlerini yazan, diğer köylerimiz Karakoyu'dan Aksağaç'a kadar tarihini anlatan köyün insanları olsa, yaşlılarını bir araya getiren, böyle Akif Çurha gibi örnek çalışmalar yapan insanlarımız olsa, ben bundan çok mutlu olacağımı şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü geçmişini bilmeyen insanlar, geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Akif Çurha geçmişe bir kamera çevirmiş. Geçmişe ait bilgileri toplamaya çalışmış ve bize çok güzel bir kitap yazmış. Akif Çurha'ya ailesi de yardım etmiş, destek vermiş. Zeynep Çurha Bayrak editörlüğünü yapmış kitabın. Çok güzel. Yani aynı aileden. Kapak tasarımını Muammer Bayrak yapmış. Demek ki Muammer Bayrak öyle anlaşılıyor ki ya Zeynep Çurha'nın eşidir ya da çocuktur. Çocuğu olması mümkün değil gibi görünüyor bana. Fotoğraf tasarımını da Beril Çurha yapmış. Anladığım kadarıyla Beril Çurha da Akif Çurha'nın kızı oluyor. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ailece emek etmişler. Onları tebrik ediyor. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsın Akif Çurha. İyi ki seni tanımışız. İyi ki Avcıpınar köyü senin gibi bir değer çıkartmış. Sevgilerimi Allah'a emanetsiniz.